Bayanlar, baylar, nasılsınız, iyisiniz, afiyetlisinizdir umarım. Sayma 7. dersteyiz. Permütasyon, kombinasyon kardeştir. Permütasyonu hallettik, sıra geldi kombinasyona. Onu da halledeceğiz. Önce mantığını anlatacağız. Önce özelliklerini vereceğiz. Ondan sonra kazanım diyor ki, kümelerle bağlantıyı kur. Onu da kuracağız. Yetmeyecek bir sonraki videoda bol bol örnek çözeceğiz. Ama önce temel mantık için temel örnekler. Gel bakalım, takıl peşime, her şeyi bırak. Bizdeyiz, bendeyiz. Hadi bakalım. Kombinasyon, hani permütasyon demiştim geçen derslerde. Bence yazalım onu. Permütasyon. Arkadaşlar permütasyonu tek kelimeyle bana ifade edemiyorsan, ı -ı, sıkıntı vardır. Kombinasyon tek kelimeyle seçme demekti. Seçeceğiz. Permütasyon tek kelimeyle neydi? Sıralama demekti. Bunu da burada bir hatırlamış olalım. Peki nedir bu kombinasyon tanımı? N elemanlı kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısına N'nin R'li kombinasyonu denir diyeceğim. Sen diyeceksin ki hocam biz bu tanımdan bir şey anlamadık ama bu tanımdaki tamamı ezberlemek zorunda değilsin. Fakat aklından çıkmaması gereken kelime bu. Kombinasyon alt kümedir. Hmm. Kombinasyon alt küme arasındaki bağlantıyı birazdan anlatacağız. Şimdilik formülü. C harfiyle göstereceğiz. C, N'nin R'lisi. Hocam, P, N'nin R'lisi neyin nesi oluyordu? O permütasyon oluyordu arkadaşım. Hatta bakın permütasyonla o kadar bağlantılı ki onun formülünde yazmakta fayda var. Permütasyonun n'nin r'li formülü. Ne faktöriyel? Yani, bölü n eksi r faktöriyel. Yani. Sen zaten bunu biliyorsun. Üstüne ek olarak ne yapıyorsun? R faktöriyeli ekliyorsun. Her şey güzelse, her şey tamamsa gel örneklerimize bakalım. Kombinasyon demek. Permütasyonla aman diyeyim karıştırma canın yanar. 6'nın dörtlüsünü soruyor. O halde başlayalım. 6'nın dörtlüsü için yukarıya ne yapıyorsun? 6 faktöriyel. Hocam indik aşağıya. 6 eksi 4 faktöriyel çarpı yanına da kimi yazıyorduk? Şuradaki 4'ü. 4 faktöriyeli koyun. Permütasyon dersimizi izlemeyenler muhakkak tekrar izlesinler. O da yine yeni nesil videolarımızda mevcut. 6 faktöriyel 6 faktöriyel olarak kalsın. 6 eksi 4'ten ne gelir? 2 faktöriyel gelir. Yanında da 4 faktöriyeli var. Devam ettim. Bunun kısa yolunu bilenler birazdan anlatacağım. 6 faktöreli 4 faktörele kadar açalım. 6, 5, 4 faktörel. 2 faktörel zaten 2. 4 faktörel burada cırt cırt bunlar gitti. Bir sadeleştirme daha var. Gel buna 3 diyelim. 3 kere 5. Doğru cevap 6'nın dörtlüsü 15'e eşitmiş. Gayet güzel. Yandakine geçelim. Uzunla devam kısa birazdan. 7'nin 4'lüsü ne demekti? 7 faktörel oldu. Devam et bakalım. Bu arada bakın böyle dikine yazıldığında yanına c ya da p yazmasına gerek yok. Sen direkt bunu kombinasyon kabul ediyorsun. Aman diye bununla karıştırma söylediğimiz iyi oldu galiba. 7 eksi 4 faktöriyel çarpı bir de 4'ün kendisi. Şimdi işleme devam ediyorum. 7 faktöriyel burada 7 eksi 4 ne kaldı? 3 faktöriyel kaldı. Yanında da 4 faktöriyeli var. Açalım bakalım 7 faktöriyelimizi. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel sadeleşen yere kadar açıyorsun. 3 faktöreli de açacağım. işime gerekecek. 3 çarpı 2 çarpı 1. Bir. 1 yazmıyorsun. 4 faktöreli elleme. Çünkü sadeleşiyor. Cırt cırt. Bunlar gitti. 2 kere 3 6. Onu da yedim. 5 kere 7 35. Bu soruda doğru cevap. İzmir'e gönderelim bu soruyu. Peki hocam bunun kolay yolu var mı? Önce permütasyondaki kolay yolu hatırlayalım. Bakın 7'nin dörtlüsü permütasyonda şöyle çok büyük sayı çıkıyordu. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 4 tane geriye doğru açıyorsun. 4 tane. O taneyi buradan görüyorsun. Peki kombinasyon 7'nin dörtlüsü hocam kısa yolu var mı? Var elbet. Şöyle hesaplıyorsun 7'nin dörtlüsünü. Bakın alttaki kadar geriye doğru açıyorsun. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. 1, 2, 3, 4. 4 tane geri açtım. Peki burada ne var? 4. Aşağıda 4'ü de sonuna kadar açıyorsun. Sonuna kadar açtım. 4 sadeleşti. 2 kere 3 sadeleşti. 6. 5 kere 7. Yine 35. Kısa yoldan da böyle çıkıyor. 6'nın dörtlüsü bence kısa yolunu görmekte fayda var. 6'nın dörtlüsünde yukarıyı 4 tane geriye doğru aç. 6, 5, 4, 3. Bak 4 tane açtım. 1, 2, 3, 4 tane. Aşağıda 4 olacak ama 4'ü sonuna kadar açıyorsun. Bir yazmanın anlamı yok. 4, 3 gitti. Tamamdır. 2 ile 6 sadeleşti. 3, 3 kere 5 yine 15 kısa yolda oldu diyorsan gel artık biz yavaş yavaş soru çözümlerine başlayalım. Hem permütasyon hem kombinasyon. Ya bir öğrenci için en sıkıntılı andır bu. Ama artık bu anı yaşamayacaksın. Kombinasyon tek kelimeyle neydi? Seçmeydi arkadaşım. Permütasyon sıralamaydı. Sıralama daha fazladır. Seçme daha az değerler çıkar. Permütasyon daha büyük değerler çıkıyor. N'nin üçlüsü, N'nin ikilisi. Bir de 12 var. Şimdi N'nin üçlüsünü açalım. Hatırla formülü. Ne yapıyorduk permütasyonda kısa yolda? 3 tane geriye doğru yaz bırak. 1, 2, 3. 3 tane geri doğru yazdım bıraktım. Karşıda 12 çarpı. Devam. N'nin ikilisi. N'nin ikilisinin kısa yolu bak. N faktöriyel mi yazıyorduk? Hayır. Şöyle yapacaktık kısa yolda. 2 tane geriye doğru aç. 1, 2. Iki. Aşağıya 2'nin sonuna kadar açılmış hali ki 2 zaten açılmış. Daha neyini açacaksın? Bitti. Varsa sadeleştirmeler bak. Bir tane neye buradan bir tane senden. Bir cırt sana bir cırt sana. Bitmedi. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Şurada 6 kaldı güzel arkadaşım. N eksi 2'nin değeri eşitse 6'ya. N eşittir 6'yı karşıya attığımızda 8 olarak bulundu. Bu soru da bitti. Oluyorsa gel bakalım. Oluyorsa gel bakalım. Yine sadece kombinasyon sorusu. Pratik yoldan çözersen rahat edebileceğimiz soru. Hiç panik yok. Gayet sakin. N eksi 1 ikilisi. İki tane geriye doğru aç. Hocam bak birincisi neye eksi bir bu sefer? Aman Tonga'ya düşme. Bir tane daha geriye gel. Yani neye eksi iki? Peki neye bölüyorduk arkadaşlık? Altındaki şu yanındaki şu sayıya. Sonuna kadar geriye doğru aç ki iki zaten açılmıyor. İki çarpı biri niye yazayım? Sadece iki yaz geç. Alt yanda bölü çizgisi var. N'nin ikilisi bu sefer. N bir tane. Bir tane de N'nin kendisini açtım. N eksi bir. Bölü dedim. Bak buradaki iki. İkiyi de yazdım. Karşıda 7 bölü 9 var. Şimdi bir yana geçelim. Bakın güzel arkadaşlar. Burada ne var? 2 tane eleman var. Ve bunlar bölme durumunda. e Birinciyi aynen yaz. N-1 çarpı N-2 bölü 2 çarpı. İkinciyi ters çevir yaz. 2 çarpı 2 bölü pardon. N çarpı N-1. Eşitmiş bu değerler. 7 bölü 9'a. Varsa sadeleştirmelerini patlatırız hemen. Bak N-1 burada. N-1 burada. 2 burada. 2 burada. Kim kaldı yukarıda? N-2. Aşağıda sadece neye kaldı. Aman yarabbi bunlardan çizdik. Temizleyelim düzeltelim etrafı gel benimle. Bak burada bu. Burada bu. 7'ye 9 kaldı. İyi güzel arkadaş. Hiçbir şey bilmiyorsan işler dışlar ki sen zaten onu biliyorsun. Şöyle yaptık işler dışlarımızı. 9 ne? 18 eşittir. 7 neyse. At bunu karşıya. 18 ama eksi 18 eşittir. 7 tane neyden 9 tane neye çıkarsa eksi 2 tane ne. Eksiler birbirini yedi. Her tarafı ikiye böldüm. Ne dediğim değer 9. Tertemiz çözüm bitti. Şimdi biraz da özellik kasalım bakalım. Bu kombinasyonun özellikleri nelerdir? Zaten map kazanımlarında özellikle vurgulamış kombinasyonun özelliklerine gir demiş. Biz de giriyoruz. N'nin A'lısı N'nin ne eksi A'lısı eşit? Ya hocam hiçbir şey anlaşılmıyor bundan. Şunu anlamamız gerekiyor aslında bak. 5'in ikilisi 5'in karşısına eşit onu bulmaya çalışacağım. 5'in ikilisi 5 eksi 2'ye de eşit olabilirmiş. 5 eksi 2 kaçtır? 3. Ha bir dakika. 8'in üçlüsü o zaman bakın 3'ü 8'e tamamlamaya çalışıyorsun. 8'in beşlisine eşittir. 3, 5 daha 8'i versin diye. Bir tane daha gel. Tamam. 6'nın dörtlüsü diyelim eşittir. Bakın 4'ü 6'ya tamamlamaya çalış. 2 gerekli sana. 6'nın ikilisine gerekli bu oldu diyorsun oldu. Hocam tamam iyi güzel hoş da bu benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar bu çok büyük ifadelerin çözümlerinde kullanılacak. Misal atıyorum bak. 70'in 69'lu kombinasyonunu hesaplar mısın? Yuh. Bunu nasıl hesaplayacağım? Açığı mı? Hiç gerek yok. 70'in 69'lusu aslında neye eşit? 70'in 69, 70'e varmaya kaç var? 1 var. 70'in birlisi eşitmiş? Ben bunu hesaplayabilirim gayet kolay. Yukarıyı ne yapıyorsun? Bir tane geriye doğru. Bir tane geri zaten 70. Bölü diyorsun. Bölü zaten 1. 71 e böl. 70 bulduk. Ama ben bunu çözmeye çalışsaydım kısa yolla bile çok uzun çıkıyordu. Peki gel şimdi soruma. 12'nin onlusu artı onun 8'lisi işlemin değeri nedir diye soruyor. 12'nin onlusu. Ya güzel arkadaşım 12'nin onlusunu bulurum ama bu işten biraz uzar benim canımı sıkar. Gel biz bunu kolaylaştıralım. 12'nin onu 12'ye tamamlamak için 2'ye ihtiyacım var. İkilisine ihtiyacım. Bunu çözeriz bu gayet kolay. Neydi bu? 12'yi 2 tane geri doğru aç. 12 11 bitti. İn aşağıya. Sadece 2 var. 2'yi yaz. Artık işlem yaparım ama önce sadeleştir. Kendin kolaylaştır soruyu. Uzatma. 12 ile 2 bölünde 6. 6 ile 11'i çarptık. 66 kenarda. 10'un 8'lisine geldim. 10'un 8'lisi. Yine işlem uzun. Hiç uzatmayalım o zaman hocam. 8'i 10'a tamamlamama 2 var. O zaman 10'un ikilisine eşittir. Mantık bu kadar basit. Ha bunun ispatı. Anlatacağım. Bizde zaten ezbere bilgi yok. Pascal üçgenine geldim de bunun ispatını göreceksin güzel arkadaşım. Yola devam. 10'un ikilisi demek. Onu 2 tane geri doğru aç. Açtım. Altında bölü ikisi var. Sadeleştirdim burada 5. 5 kere 9 45. Ne istiyorum benden? topla diyorsun. Şuradan toplasam herhalde anlaşılır. 6 5 daha 11'in bir elde var bir. 6 4 10 1 de elde 100. 10 1 dedim. Bu soruda da noktayı koydum. Ama asıl amaç soru değildi. Asıl amaç şu özelliği göstermekti. Olduğunu düşünüyorum. Gel inelim bir aşağıya. Arkadaşlar iki tane permita pardon kombinasyon ifadesinde aynı eleman için konuşuyorsak n'nin a'lısıyla n'nin b'lisinin birbirine eşit olması için iki şart vardır. Bu şartları asla unutma. Bence sınavda gelecek. Söylemedi de mi? Ne zaman eşit olur? Bu alttaki değerlerin toplamı n'ye eşit olduğu zaman. Hatta bunu ben bir önceki kuralda aslında anlattım. 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşitti. Bak alttaki değerleri topla kaçı verdi? Üstteki değeri verdi. Bir, Alttaki değerleri topladığımda üsttekini veriyorsa bu değerler birbirine eşittir. Ya da e gerçekten bu değerler birbirine eşit olabilir. Yani 5'in ikilisi zaten 5'in ikilisine eşit değil midir? Bu ihtimali de unutma diye aslında yazıyoruz. Ama sonuç olarak iki tane ihtimali de kontrol etmezsen sorun hatalı olur. Gel soruma bakalım. 15'in bilmem karşısı 15'in bilmem karşısı. Neyinin alabileceği değerler? Ç Allah sayfam yamuldu. Bir saniye beklettim düzelttim. Değerler çarpımını istiyorum. Peki bunu nasıl bulacağız? Bak. 15 ne artı 3? 15. Önce şunu kontrol et eşitlik için. İkisinde de 15 var mı? Var hocam. O halde bu iki değerin toplamı 15'i verebilir. Tıpkı burada birinci maddede yazdığımız gibi. Yani n artı 3 ile 2 n eksi 3'ü toplayacağım ben. Cevap 15 çıkacak. Deneyelim bulalım n'yi. Eksi 3 artı 3 7 birbirine. 1 bir n buradan 2 n buradan 3 tane n. Etti mi toplamı 15? Tamam. Her tarafı 3'e böldüm. 3 kere 5, 15. Neydim? Bir tane değerini buldum. Ama sen sınavda sadece bunu yazar geçersen yazık olur. Yarısını alır çekilirsin kenara. Ama bir ihtimal daha var. Ya bu iki ihtimal yani daha doğrusu bu iki taban birbirine eşit de olabilir. 15'in birlisi 15'in birlisi gibi de olabilir bunlar. 15'in 4, 5'lisi ya da 4'lüsü de olabilir ikisi de. O halde n artı 3'ü 2n eksi 3'e eşitlerim. Eşitlerim. Eksi 3 buraya atarım. N'yi bu tarafa atarım. Bak artı 3 burada eksi 3 burada 6 yaptı. 2 N'den N çıktı N kaldı. Aha da bir tane daha cevap buldum. N 6 olabilir N 5 olabilir. Ama biz sana bu değerlerin çarpımını sorup biraz uzatmışız soruyor. 6 kere 5 30. Bu kural gerçekten çok kullanılan kurallardan biri. Aman diyeyim unutmayalım gençler. Şimdi gelelim kombinasyonda temel olarak bilmemiz gereken ifadelere. Misal n'nin sıfırlısı kaçtır gibi. Uzun yolla çözelim. Bak ne yapıyorduk? N faktöriyel bölü diyorduk. N eksi 0 faktöriyel yanında da çarpı 0 faktöriyel. Yukarıya dokunma. N faktöriyel. Gel buraya. N'den 0 çıktı. N faktöriyel kaldı. 0 faktöriyelde kaçtı birdi. Yap sadeleştirmeleri. Cevap 1. N'nin sıfırlısı 1se, altının sıfırlısı da 1'dir. 7'nin sıfırlısı da 1'dir arkadaşım. Bunları aman, diyeyim unutma alt küme ile alakalı dedim. Bak şimdi mantığa. 6 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Birdir diyeceğim. Hocam 0 elemanlı alt küme mi olur? Boş küme her kümenin alt kümesidir. O da bir tanedir. Tamam. N'nin N'lisi. Gel buna bakalım. Uzun uzun bir çözelim anlatalım mantığını öğren. Formüle göre önce bir yazalım. N eksi ne faktöriyel çarpı n faktöriyel. Yukarıda ne faktöriyel? N'den ne çıktı 0 faktöriyel. Yanında ne faktöriyel gitti gitti. da bu da bir tane. Bu da bitti. 3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümesi bir tanedir. Alt kümeyi bilmen lazım. 9. sınıf bilgisi. Aman diyeyim onları bir tekrar et gerekirse. N'nin birlisi. Ne faktöriyel. Yani? Ha, hocam tekrar etmesem konuda ilerle, ilerlersin. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devam ederiz ama bilsen senin adına güzel olur. Gerçi hocam yaz bakın buraya kadar takip eden arkadaşlar her ders gerçi soruyoruz bir şeyler. Hocam ben alt kümeyi biliyorum yaz. Gerçekten bu derse ilgiyle dikkatle takip ettiğini alayım, anlayayım. Hiç böyle erinme yaz onu. Alt küme biliniyor. Alt küme okey hocam. Alt küme ya da kötü olmadı gibi bir şeyler. Muhakkak yaz görelim onu. Yanında da bir faktöriyel. Yukarıda ne faktöriyel? N eksi bir ne faktöriyel yapar? Bir faktöriyel. Neler birbirini getirdi? Yine bir kaldı. N'nin birlisi de bir çık Özür dilerim. Özür dilerim. Burada bir oh, hmm, hata yaptık. Hata yaptık. Düzelt hocam. N eksi bir faktöriyel yazıyor. Aman diyeyim. Bak şimdi o zaman. N çarpı N eksi bir faktöriyel kadar açtım bunu. Oldu mu? Muhabbet edelim derken kaçırıyorduk istediğim yerde durun. Aşağısı zaten n eksi 1 faktöriyel. Yanında ne var? 1 faktöriyel. N eksi 1 faktöriyeller 7. E 1 faktöriyel zaten 1. Yukarıdan sadece ne kaldı? N ne kaldı. N'nin birlisi nedir? Misal. 6'nın birlisi 6'dır. 5'in birlisi 5'tir. E 100'ün birlisi o da kaç olacaktır? 100 olacaktır dedim. Belli başlı sayıları sana anlatmaya çalıştım. Bunları direkt bilmende fayda var. N'nin N'lisi 1'dir. N'nin sıfırlısı 1'dir. Ama N'nin birlisi N'nin kendisine eşittir gibi diyelim. Geçelim. Alt küme ile olan asıl bağlantısına. Şimdi bu formülü gören arkadaşlar diyecek ki hocam bu 2 üzerine alt küme formülü değil miydi? Aynen öyle. Bir kümenin sıfır elemanlı, bir elemanlı, iki elemanlı, ne elemanlı bütün alt kümelerini bütün alt kümeleri oluşturur. O da 2 üzeri n'dir. Şimdi ne 0 ne 1 ne 2 nokta nokta n'ye kadar olan sayıları topladığımızda 2 üzeri n'ye eşitmiş. Peki bunun sorularda gelişi nasıl olacak? Bakalım. n'nin birlisi, n'nin ikilisi, n'nin üçlüsü, nokta nokta n'nin n'lisi toplamı 127. Bir dakika ya. Bir dakika güzel arkadaşım. n'nin birlisinden başlamışsın. Ama bir şey eksik hocam burada. Kim eksik? N'nin sıfırlısı eksik. Ben de diyorum ki bu soruda ya o eksik olanı biz eklersek eğer artı N'nin sıfırlısını eklersek kime benzeyecek? Yukarıdakinin aynısına benzeyecek burası. Peki bu ifadenin tamamını bir arada görürsem neye eşitliyorum? 2 üzeri n'ye eşitliyorum? Yazmaya başlayalım. 2 üzeri ne? 127 artı dedim N'nin sıfırlısı. Bir önceki sayfaya dönmek istersen N'nin sıfırlısı 1'di. 2 üzeri ne? 127 ne yaptı? 128 yaptı. 128 aslında 2'nin belli bir kuvvetiydi. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128. Tamamdır hocam bu iş oldu. Niye? Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit olduğuna göre ne eşittir? 120 özür dilerim. Özür dilerim. Tamam da bu 128 yapar mı ya? Ah Mehmet Hoca ah biraz dalgınsın galiba bugün. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 128 oldu. Demek ki ne dediğim ifade kaça eşit olacakmış? 7'ye eşit olacakmış. Gel bakalım devam yola tekrar. Bir kural daha var. Öyle bitti yok hemen. Öyle hemen bitti yok. N'nin ağlısı, N'nin bir sonraki ile toplanıyorsa eğer üstte de bir ekliyorsun, aşağıdakine de ya da en baştakine de bir ekliyorsun. Nasıl bir şey hocam? Yapalım mesela 7'nin 7'den girmeyelim aşağıdaki soruya benzemesin diye seçmeye çalışıyorum. 8'linin ikilisiyle 8'lisinin 3'lüsünü toplamak yerine şunu yapabilirsin. 1 mi artmış buraya? Süper. Bunu aynen yaz. 3 üsttekini 1 arttır. Yaz. 9'un 3'lüsü. Tamam. Böyle bir ifade verilmiş. İşlemin sonucu nedir? Arkadaşlar bu kuralı illa kullanacaksın diye bir şey yok. Mesela bu soruda. Ne yapabilirsin? Tek tek hesaplayabilirsin. Çıkarsın için içinden. Ama ey güzel arkadaşım ya sana kuralı vermişiz. Gel bakalım ona. 5'in 1'lisiyle 5'in 2'lisini topluyorsun. Nasıl toplayacağız? 1 artmış mı buraya? Süper. Şu alttaki büyük olanı aynen yaz. Üsttekine bir ekle gel. Altının ikisi. Oldu soru devam. Altının üçlüsü artı yedinin dörtlüsü. Bir saniye ya bu bulmacaya döndü adeta. Altının ikilisiyle altının üçlüsü yan yana. E bak buradan buraya geçerken bir artmış bu arkadaş. O halde bir arttıysa buradan buraya ve üstler eşitse tabi. Üçü yani büyük olanı yazıyorum. Yukarıya bir ekleyip yazıyorum. Yedinin üçlüsü oldu arası. Aaa. Bu kadar tesadüf de olmaz ama. 7'nin üçlüsü, 7'nin dörtlüsü. Alt taraf 1 artmış. Üstler aynı geliyor. O zaman büyük olanı yaz. Üste bir ekle gel. Bu kadar sayının toplamı 8'in dörtlüsüne eşit. Hadi gel hesaplayalım. 4 tane geriye aç. 8, 7, 6, 5 4'ü sonuna kadar aç. 4, 3, 2 Şimdi götürelim bakalım. 4 kere 2, 8 3 de bunu sadeleştirdim. Şurada 2 kaldı. 2 kere 5, 10 7 ile çarptım. 70 Temiz çözüm. Gelsin sıradaki soru. İşte bomba şimdi patlıyor. Alt kümeyi biliyorsun. Permütasyonu biliyorsun. Şimdi de kombinasyonu öğrendin. İlk olarak ne istiyor bir bakalım. Kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin ikili kombinasyonlarını ve ikili permütasyonlarını yazınız. Arkadaşlar bunu tek tek yazacağım. Mantığı öğreneceğim. Sakın aman diyeyim bu soruyu geçme. Önce A kümesinin alt kümelerini yazayım. Bakın alt kümeleri ama kaç elemanlı? İki elemanlı diye özellikle soruda belirtmiş. İki elemanlı alt kümesini yazıyoruz. Yani bakın iki elemanlı alt kümeleri 1-2 olabilir. Yazmaya devam. 1-3 olabilir güzel arkadaşım. Yazmaya devam. 2-3 de olabilir. Bunlar alt kümeleri. Hocam yer değişti. Ya alt kümede yer değiştirdiğinde yeni bir eleman olarak olmuyor mesela gibi. Kaç tane var? 3 tane var. Süper. Bunu hallettik. Peki gel ikili permütasyonlarını yazalım. Permütasyon. Ey güzel arkadaşım, permütasyon ne demekti? Sıralama demekti. Misal 1 2 şeklinde ikili permütasyon yazıyorum. 1 2 şeklinde yazarım. Çok dikkatli dinle. Çok dikkatli. 1 3 yazarım. Başka ne yazarım arkadaşım? 2 1 yazarım. Yer değiştirdim. 3 1 bunu da yazarım. Hocam 2 3'ü yazmadın. Yazdım onu da. Yer değiştir, onu da yer değiştirdim yazdım. Başka ihtimal kaldı mı sıralamada? kalmadı. Burada kaç tane var? Burada 6 tane var. Bak permütasyonla alt küme arasındaki farkı anladın mı? 1 2'yi seçmiştim alt kümede ama permütasyonda hem 1 2'yi hem 2 1'i seçmek zorundayım çünkü sıralama. Peki gelelim ikili kombinasyonlara. Kombinasyon tek kelimeyle ne demekti? Seçmek demekti. 2 eleman seçiyorsun. 1 ve 2'yi seçtim. Seçtim. 2 ve 1'i? Ya 2 1 seçilir mi? Ha 1 2'yi seçmişsin ha 2 1'i. Aynı şey. Tıpkı alt küme gibi. Boşuna demedik tanımda. 1 3 seçebilirim ya da 2 3'ü seçebilirim. İşte alt küme ile bildiğin kombinasyon ifadeleri birebir örtüşen ifadelerdir. Ama permütasyon bunların haricinde bir denesini istiyorsun, sıralamasını istiyorsun. Map kazanımı üstüne basa basa söylemiş alt küme ile kombinasyon arasındaki bağıntı öğrenciye verilir. Aldık mı? İnşallah almışızdır. Hadi gel. Şimdi so anlattık. Anlattığımızı soralım. Geri alalım bakalım. X diyor. Zor gibi gözüküyor olabilir. Hiç öyle değil. Bu öyle ki diye okunuyordu hatırla. Eksi 3 ile 3 aralığında. Yalnız eksi 3'ü yazıyorsun kümeye. Bir dakika biz bu kümeyi yazalım ya. Yazılabilecek gibi. Eksi 3 dahil. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1. 2. Ama 3'ü alma demiş. Ve tam sayı zaten bunlar tam sayı. 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Ey güzel arkadaşım. 2 elemanlı alt küme için biz tek tek yazalım mı? Gerek yok. Ne yapalım hocam? E biz sana demedik mi az önceki sayfada kombinasyonla alt küme aynı diye. İşte bu bilgiyi bu yüzden verdim. Ve diyorum ki kaç elemanlı bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı. 6 elemanlı kümenin 2 elemanla alt kümesini arıyorum. Kombinasyon ya da böyle yaz paşa gönlünün nasıl istiyorsa. Yazın bu. 6 mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru yazmışız. 6'nın ikilisi dedik. 6'yı 2 tane geri doğru açıyorum. 2'yi sonuna kadar ki açılı zaten. 2 ile 6 sadeleşti. 3 kere 5, 15. Birinci soru bitti. İndikat. En az, en az 4 elemanlı alt küme sayısı. Bir dakika. En az 4 elemanlı ne demek? 4 elemanlı olabilir. 5, 5 elemanlı da olabilir. Çünkü en az 4 tane olacak. Bir dakika. 4 elemanlı alt küme sayısı böyle bulunuyor. Bunu öğrendik zaten. Artı daha istiyor bak. 5 elemanlı, 5 elemanlıyı da istiyorsun. Çünkü en az 4 diyor. 5 olamaz demiyor. En az diyor. 6'nın 6'lısını da istiyorum ben diyor. Olay bu kadar basit. Şimdi diyorum ki sana 6'nın 4'lüsü zordu. Hatırla. Kolay yoldan hesapla. 4'ün 6'ya varmasına kaç var? 2 var. 6'nın ikilisini yazsam yeterli. Artı 6'nın 5'lüsü zordu. Nasıl yapıyorsun? 6'nın 1'lisini yazman yeterli. 6'ya varmana 1 var. Hocam 6'nın altının... ya o kolay ya. Onu geç. Şimdi sayılarını yazalım. 6'nın birlisini az önce formüllerde gösterdim. N'nin birlisi. Neye eşitti arkadaşlar? Bir elemanlı N tane kümesi vardır. Yani 6. 6'nın 6'sı bir tane vardır. 6'nın ikilisi onu hesaplamayacağım. Yukarıda var zaten. 15. Toplayalım. 15, 6, 21. Bir daha. 22 bu soruya da şak diye koyduk. Ya bak arkadaş o sorun bankasını açacaksın. Önüne koyacaksın kombinasyonu çatır çatır çözeceksin o soruları. Hadi şimdi mi şimdi değil. Bir tane daha kombinasyon sorusu gelecek ondan sonra. Ama biz bilgiye yatırım yapıyoruz. Biz harbiden böyle mantığına yatırım yapıyoruz bu işin. O yüzden soru değişse bile mantığını öğrendiysen bu iş oluyor. En fazla 3 elemanlı. Bir dakika. En fazla 3 elemanlı. 6 elemanlıydık. En fazla 3. 3 elemanlı istiyoruz. Peki en fazla 3 dediğine göre 2 elemanlı olsa sıkıntı yok. Bir elemanlı olsa yine sıkıntı yok. Bitti mi bitmez. Altının sıfırlısı da alt küme sayısıydı. Hani hatırlatalım. Hani boş küme muhabbeti. Altının sıfır elemanlısı. Bir de altının sıfırlısı yazmıştık. Altının birlisi altıydı. Altının ikilisi yukarıda hesaplamıştık. 15'ti. Hocam hep öyle bedavacılık olmaz. Altının üçlüsü hesaplayacağız. Yapacak bir şey yok. 6'yı 3 tane geri aç. 6, 5, 4. Bölü de 3 çarpı 2. 3'ü de sonuna kadar açıyoruz. 2 kere 3 6. 4 kere 5 20. Zaten zamanla sen o kadar çok kombinasyon hesaplayacaksın ki bu sayılar akılda kalıcı olacak senin için. Şuraya da 20 yazdım. Şuradan ne geldi? 21 geldi. Yanına da bunu ekledim. Şu 3'ünün toplamı 22. 20 ile topladım. 42. Müthiş. Müthiş dedim. Daha nasıl soru tarzı gelebilir? Alt kümelerle birleştirip bunlar gelebilir kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 4 eleman olarak bulunur? Bakalım. Şimdi 4'ü kesin koyacağız. 3 elemanlı olacak. 4'ü kesin kullanacağız. Bingo. Bunu kesin buraya bir yere yazacağım. Nereye yazdığım bir önemi var mı? Hadi buraya yazayım. Buraya kullanacağım. Geriye kaç kişilik yerim kaldı? 2 kişilik yerim kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar benim kullanacaklarım. 4'ü kullandım. 2 kişilik yerim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elemandan ikisini ne yapmak istiyorum? Bakın bunun adı kombinasyon. Sıralama değil. 6 elemandan ikisini seçip oturtmak istiyorum. Seçiyorum. Seçme lafı kombinasyon. Alt küme. 6'nın ikilisi deminden beri hesaplıyoruz 15'te değil mi? 6 5 bölü 2'den bölü şurası 3. 3 kere 5 15. Tertemiz in aşağı. 2 eleman olarak bulunmaz. Bak mantığı öğreniyoruz galiba. Nasıl öğreniyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazalım hocam. 2 eleman olarak bulunmaz. Çıkar diyor 2'yi senden. Eleman olarak çıkarttım. Süpersin. Kaç eleman kaldı güzel arkadaşım? 1 2 3 4 5 6 eleman kaldı. Senin kaç kişilik yerin var daha? 3 kişilik yerim var. 6 elemandan 3'ünü seçeceğim. Seçme kombinasyon sıralayacağım demiyorum. Eleman. Neden hocam hep seçiyoruz? Alt küme lafı varsa seçme vardır. Kombinasyon vardır. Altın üçlüsü 6 altı çarpı 5 çarpı 4. 3 tane geri aç. 3'ü sonuna kadar aç. 2 kere 3 6. 4 kere 5 20 temiz. 2 ve 4 eleman olarak bulunur. Ya bak ne kadar zevkli sorular. Şıkır şıkır çözüyoruz. 2'yi de 4'ü de oturt diyor sana. Oturttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kimi çıkarıyorum? 2'yi kullandım hocam. 4'ü kullandım hocam. Kaç eleman kaldı? 1. 2 3 4 5 5 elemandan kaç kişilik yerim var? 1 kişilik. 5 elemandan birini seçeceğim. 5'in birlisi 5'in kendisine eşittir. Bunun zaten ispatını vermiştik. Şimdi en gıcığına geldim. 2 veya 4 nedir? Şimdi 2 veya 4'ü önce Türkçe anlamını bilmen gerekiyor. Annen sana dedi, "Ekmek ve süt al." Gel. Ekmek veya süt al gel dedi. Bakkaldan. Bakkala gittin. Ekmek veya süt. Ekmek aldın, geldin. Anne kızmaz çünkü veya dedi. Sadece süt aldın, geldin. Yine kızmaz. Hem ekmek hem süt aldın, geldin. Ekmek veya süt dedim. Hiç önemli değil. İkisini de alabilirsin. Birer birer de alabilirsin. Ama sadece ekmek, sadece süt hiçbirini almadan gelirsen terleyi yersin. Anne terliyor. Şimdi 2 veya 4 ne demekmiş? Bir de sorumuz üstüne göstereyim. Sadece 2'yi istiyorum. Sadece dördü istiyorum. Hatta hatta 2 ve 4 birlikte de olabilirler. Ama şu bomboş durumu ne yapmıyorum? Bunu istemiyorum güzel arkadaşım. Peki buraya yazdığım ihtimaller nelerdir? Tüm durumdur. Tüm durum. Şimdi diyeceksin hocam sadece 2'nin bulunduğu, sadece 4'ün bulunduğu, 2 ve 4'ün bulunduğu durumları alalım toplayalım bitsin soru. Ya bitsin de e, canım güzelim bu süre var yani bir zaman sınırı var. Zaman sınırında sen böyle yaparsan bu soru bitmez. Mantıklı olanı nedir? tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarırız. Hocam ben böyle çözmek istemiyorum deme. Ben öbür taktikten çözeceğim deme. Çünkü ilerleyen konumuz olasılık var. Kombinasyonda zor soru modelleri var. O zor sorularda o taktiklere kaçamazsın. Gidemezsin. Buna uyumak zorundasın. Tüm durumdan istenmeyen durum çıkarılırsa ne kalır? İstenen durum kalır. Biz buna ulaşmaya çalışacağız. Peki tüm durum nedir? Tüm durum. 3 kişilik yerim var. Kaç küm elemanım var? 7 elemanım var. 7'nin üçlüsü tüm durumdur. Yazılabilecek bütün 3 elemanlı alt kümelerdir. Eksi kimi istemiyorum bu durumu. Peki bu durumda kim yok? 1, 2 ve 4 yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'yi de 4'ü de çıkarttım. Kaç eleman kaldı? 5 eleman kaldı. Kaç kişilik yerim var? 3 kişilik yerim var. 5'in üçlüsü. Olay bu kadar. 7'nin üçlüsünü hesaplıyorum. 7 çarpı. 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 eksi 5'in üstü üstüne hesaplıyorum. 5 çarpı 4 çarpı 3. 3 çarpı 2. 2 kere 3 6. 3'ler gitti 2'ler sadeleşti. 5 kere 7 35. Eksi 2 kere 5 10. Yapıştır 25. Umarım oluyordur gençlik. Umarım anlıyorsundur. Kombinasyonda bir tane daha video var bundan sonra. Onu da izle muhakkak. Sağlam güzel sorular var. Şimdi biraz kümelerden uzaklaşalım kombinasyonda sonraki derste de nasıl sorular olabileceğine dair bu bitiyor olsun. 7 kız 5 erkek öğrencisinin arasından 5 kişilik grup seçilecektir. Soru bağırıyor. Soru diyor ki ben bir kombinasyon sorusuyum diyor. Beni permütasyonla çözme diyor. Herhangi bir koşul yok. Bu grup kaç farklı biçimde oluşturulabilir? 5 tane adam lazım bana adam. Yani ee, insan lazım bana. Ne kız ne erkek. Hiçbir koşul koymuyorum. Önce kaç insansınız bana onu söyle. 7, 5, 12 insan var. 5 kişilik grup seçeceğim. Seçmek kombinasyon. 12'nin 5'lisi hocam. Hadi hesap yapalım. 12 çarpı 11. 5 tane geri aç. 10, 9, 8. 6, 5, 4, 3, 2. Sonuna kadar açıyorduk ya. Şimdi baktım. Uuu sadeleştirme de sağlam. 2 kere 5 10. Onu bir temizle. 4 kere 3 12. Bunu da temizle. 9 kere 8 72. He, yine geldik mi bak. 11 çarpı 72 bilmeyenler için. Eski dersleri takip etmeyenler için. 11 ile çarpma metodu. 72 bacaklarından tut ayır. 7 ve 2. 7 2 daha kaç? 9 göbeğe yaz. 792 doğru cevaptır. İn aşağı. Grupların kaç tanesinde? 2 erkek Üç kızı öğrenci vardır diyor. Ben iki tane erkek istiyorum. Çok saçma oldu bunu unut. Ben istemiyorum soru istiyor. Aman diyeyim bunu sakın yorumlara yazma. Soru iki tane erkek istiyor. Kaç erkek arasından? 5 erkek arasından. 5 erkek arasından iki tane erkek istiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani ilk dersleri hatırla. Toplama ve çarpma yoluyla sayma. Hocam şimdi başka bir işlem yapacağız. Araya toplama mı çarpma mı? soru daha bitmedi. Bambaşka bir ihtimal düşünmüyorum. Daha erkekleri seçtim daha kız seçeceğim soru devam ettiği için araya çarpma işlemi. Bambaşka bir ihtimale geçseydim araya toplama işlemi. 3 tane de kız istiyor. 7'nin üçlüsü dedim. Hop dedim gel dedim. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2. Çarpı 7'nin üçlüsü. 7 çarpı 5 çarpı 6. 3 çarpı 2. Şu sadeleşti 2. 2 kere 5 10 çarpı 2 kere 3 bak hop yanlış sadece 2 kere 3 6 6 gitti. 5 kere 7 35 yapıştır. 350 geliyor sona sabret. Grupların kaçında en az 3 kız vardır bir dakika en az 3 kız. En az 3 tane olabilir. E 4 kız da istiyor olabilirsin 5 kız da isteyebilirsin. Daha fazlasını isteyemezsin grup zaten 5 kişi. Şimdi en az 3 kız. Önce 3 kız seçelim. 3 kız seçersem 5 kişilik gruba kaç erkek seçebilirim? 2 erkek. Seç bunu. Kaç kızın arasından? 7 kızın arasından 3 kızı istiyorum. Bitmedi soru devam ediyor. 2 de erkeğe ihtiyacımız var. 5'in ikilisi. Şimdi bitti. Bambaşka bir ihtimale geçiyorum. Bunu unutuyorum. Bambaşka ihtimale geçiyorum araya artı. En az 3 kız demiştin. Peki ya 4 kız seçersem? Bir kişi daha seçebilirim 5 kişilik grup yapmak için. Onu da erkeklerden seçeceğiz. Bir tane erkek. 7 kızdan bu sefer 4'ü lazım. 5 erkekten biri lazım. Tamam, anladın. Bambaşka durum var. O zaman araya yine artı. Güzel. Peki en az 3 kız diyordu ya. Biz 5 kız seçebiliriz. Grup tamamlanır. Peki o da nasıl seçilir? 7'nin 5'lisiyle. Şimdi biraz işlem hamallığı var yapacağız, yapacağız. 7'nin 3'lüsü ben daha önce hesapladım. Bak şu kaç? 35. 5'in ikilisi 10. Çarp burayı 350. Bura temiz. Kenarda bekliyor. 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsü ne eşittir? Bak 3, 4 daha 7 yukarıyı veriyor. O zaman 7'nin 4'lüsü de 35'tir. 5'in birlisi 5'tir. E çarpalım. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 15, 175. Temiz. Gel. Devam. Sadece 7'nin 5'lisi. Bir dakika. 7'nin 5'lisi 7'nin ikilisine eşittir. 7'nin ikilisi 7, 6 bölü 2'den 3 kere 7. Doğru mu hesap yaptık? Doğru yaptık. 3 kere 7, 21. Hepsinin arasında toplama işlemi var. Çünkü tüm durumları toplayacağız. 350 3 kaçtı o 175 21. Topla bakalım. 5 1 daha 6. 7 5 daha 12. 2 daha 14 bir elde. 4 540 6 tane durum varmış. En az 3 kız öğrencinin olduğu. Bitti bu sorular. Ama kombinasyonda böyle şakır şakır çok güzel sorular var. Bir sonraki derse Kaçırma bizi izle. Rehber matematikte bir sonra giderse görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşçakal. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, daha çok video istiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz.